Tabii e, içinizde inşallah e, sizin de başınıza gelmez. Hiçbiriniz ihraç olmadınız. Siz olmuş. Yani hiçbiriniz damdan düşmediniz. Damdan düşen benim burada. <laughs> e, hem de iki defa adamdan düşen, iki buçuk defa damdan düşen, e, ihraç edilen, maalesef ki haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, sonra bir daha partisine geri dönen, geri döndüğü halde tekrar ihraç edilen... Ee, ve geri dönüş mücadelesini hala sürdüren, başka partiye gitme imkanı olduğu halde gitmeyen, yeni parti kurulduğunda gitme imkanı olduğu halde gitmeyen birisi olarak buradayım. O açıdan bunu biraz detaylıca konuşmak isterim. Birincisi, ee, Ümit Özdağ kararı doğru bir karar. Onu söyleyeyim. Mahkemenin kararı. Mahkeme kararı doğru bir karar. Benim mahkeme kararımla da benzeşiyor. Nedir? parti sizden savunma ister. İhraç etmeden önce size bir takım suçlar isten, isnat eder. İşte 10 tane madde sıralar. İşte yok şu televizyona çıktın, şurada konuştun, hakkımızda şunu dedim bunu dedin. Siz de o 10 maddeyle ilgili savunma verirsiniz. Çıkmadım dersiniz, şunu, şunu yaptım dersiniz vesaire. Sonra parti tutar sizi, size savunmada sormadığı başka bir maddeden size ihraç eder. Hakim de der ki, siz 10 maddeden savunma aldınız, bu 11. madde. Bunun savunmasını istemediniz, bundan dolayı ihraç edemezsiniz der. Dolayısıyla burada doğrudur, şeklen hakim ancak buna karar verebilir. İçeriye giremez, detayına giremez. Burada da şöyle bir maalesef ki sıkıntılı durum var. Türkiye'de e, siyasi partilere öyle geniş yetkiler verilmiştir ki siyasi partiler e, kimi kendisine ileride rakip görürse ihraç edebilir. Hoşlanmazsa ihraç edebilir. Ve e, işte anayasada herkesin siyaset yapma hukuku var, hakkı var falan kimsenin de umurunda olmaz. Birincisi Ümit Özdağ kararı e, mahkeme açısından doğru bir karardır. Yani hiç kimse ya bu hakim niye böyle yanlı karar verdi diye düşünmesin. Eee Yine benim mahkeme kararlarımdan birkaç defa olduğu için biliyorum. Benim kararlarımın bir tanesi bir ay içinde verilmişti, diğeri diğeri iki ay içerisinde verildi. Ee, bu karara bakış açılarından birisi de niye bu kadar acil ve hızlı karar verildi? Ee, bir ay içerisinde karar verir sözü doğrudur. Hı hı. Ancak her hakim buna uymaz. Dolayısıyla bir ay içinde karar veren de var. Nitekim benim iki davadan birisi bir ay içerisinde, diğeri iki ay içerisinde karar verildi. İşte 3 ay içerisinde veren de var. Yargıtay'da biz o zaman... ...bayağı bir üzerinde çalışmıştık. Siyasi partiler kanunu epey bir... ...ezberlemiştik bu dava süreçlerinde. Dolayısıyla da bu hakim... ...evet vaktinde karar vermiştir. Ancak ben şundan... ...emin değilim mesela. Cumhur İttifakı üyelerinden... ...herhangi birinin bir milletvekili... ...ihraç edilseydi... ...Türkiye'de... ...bugün, bugünün şartlarında... Bu şekilde hızlı bir şekilde yani süresi içerisinde e, geri dönüş kararı verebilen bir hakim var mı Türkiye'de? Bence yok. Onu Siz, size böyle düşündüren nedir? Bana böyle düşündüren şudur. Bu davalara gidip geldikçe yani o kadar çok ihraç edilip geri dönüş e, hukuk mücadelesi verdim ki e, bu süre içerisinde hakimlerle de sohbetim oldu. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay yani ister istemez haşır neşir oluyorsunuz. Ee, şunu e, iddia edemem. Evet bu kararda e, Cumhurbaşkanı açıp e, şu kararı ver demiştir iddia edemem. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kararı veren hakim, acaba Cumhurbaşkanlığından, Adalet Bakanlığından bu konuda bana ne tepki gelir, gelecek kariyerimi nasıl etkiler diye düşündüğüne adımın Sinan Oğan olduğu kadar eminim. Ama işte öyle düşünüyorsa da o vazifeyi... Yaptık Şimdi oluyor. Türkiye'de... Türk Bakınız Ustazıcı ben size bir hakim ilk bir defa burada açıklayacağım. Verirse. İlk defa burada açıklayacağım. Şimdi Gemerek Mahkemesi deniyor. Evet, o dönemde ben genel başkan adayıydım. İmza topladık diğer üç arkadaşımızla beraber. Ee, çok doğru bir şekilde e, mahkeme karar verdi. E, mahkeme e, karar veren hakimi e, o dönemin e, müsteşarı Kenan İpek bizzat aradı... Aleyhine karar vereceksin dedi. Hakimi tehdit et. İsim vererek söylüyorum. O dönemin Adalet Bakanlığı müsteşarı ilgili hakimi bizzat aradı. Karardan yarım saat önce ve tersine karar vereceksin. Müsteşar bey kimdi? Kenan, Kenan İpek. İpek. Dolayısıyla hayırdır şeyden mi soruyorsunuz? Yok yok merak <laughs> ettim hani. <laughs> Siz bulunuyorsunuz. Evet o yüzden. Şimdi, yani bu, bir, bu, e, bu önemli bir ağır, yani, iddia, ağır Evet bir önemli iddia. bir, bir iddia. ilgili Peki, bir önemli bir iddiada bulunuyorum misop... bilerek bulunuyorum. Şimdi bir suç duyurusunda bulundunuz mu bununla ilgili ya da herhangi bir soruşturma? Vallahi o kadar çok şeye suç duyurusunda bulunduk ki maalesef ki yani Türkiye'de son dönemde e, halka sorduğunuzda en güvenmediğiniz kurum nedir diye e, Türk milleti maalesef ki adalet kurumuna en güvenmediği kurum olarak e, ifade ediyor. Twitter'ın adaleti bugün Türk adaletinden daha adildir.